merak ediyorum. Bu tür şeyleri zaten çok fazla tartışılması doğru değil. Biz neticede kamuoyu böyle bir şeyi oluşmuşsa biz o konuda duyarlılığımızı, kamuoyu duyarlılığına şeysiz kalamazdık, sessiz kalmadık nitekim. Genel ama diğer taraftan yani. Yok, öyle bir şey yok. Yani genel merkezimizden herhangi bir şey gelmedi. Neticede zaten tamamlanmamış bir süreçte böyle bir şeyin olması bizim orada geri çekilmemizi de sağlamış oldu. Ama diğer taraftan memuriyet bazında baktığımızda tüm arkadaşlarımızın ehil olduğunu, liyakatlı olduğunu ve geldikleri görevlerde daha önce başarılarla, bakın başarılara imza atan arkadaşlarımız olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani bunu çok net söylüyorum. Çünkü burada tartışılacak bir şey yok. Biz göreve geldiğimizde orada takdir edersiniz ki güvenilir ve bizi tanıyan, ya en azından geçmişte beraber çalıştığımız, üretimini, çalışkanlığını, liyakatını bildiğimiz insanlarla büyük şehirde daha güzel işlere imza atacağımızı inandığımız için o arkadaşlarımızla şu anda yol yürüyoruz. Ve bu da bizim aslında sorumluluğumuz. Kime karşı? Bursalılara karşı sorumluluğumuz. Bir taahhüdümüz var. Sözümüz var Bursalılara. Hem sosyal projelerle ilgili hem diğer projelerle ilgili, kentin tüm projeleriyle ilgili sözlerimiz var. Bunları yerine getirmenin yolu tabii ki inandığınız, güvendiğiniz, işi yapabilecek kabiliyette olan ve bu işi daha önce de yapmış ve başarmış, üstelik de o belediyenin Türkiye'de örnek bir belediye olmasını sağlamış o arkadaşlarımızı görevlendirdik. Başkasını görevlendirmedik biz. Yani sokaktan biri gelip de orada görev almadı. Onun için bunlar farklı değerlendirilebilir. Neticede biz önümüze bakıyoruz. Biz çünkü Bursa'yı yaşanabilir, aynı zamanda sorunlarının, var olan sorunlarının en aza indirildiği bir kent yapma hedefine adım adım ulaşacağız. Hedefimiz bu. Onun için hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bugünün gündemine dönelim. Marmara Belediyeler Birliği'ne başkan seçildiniz. Evet. Ne söylersiniz? Tabii ben öncelikle hem Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, belde belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir sorumluluk üstlendik aslında bugün burada. Onların oylarıyla, onların destekleriyle, tabii yönetimlerimiz de oluştu. Yönetimlerimizle, komisyonlarımızla birlikte bundan böyle Marmara'da yaklaşık %30'u, nüfusun %30'unu barındıran bu bölgede bu sorunların azaltılmasına yönelik. Aynı zamanda belediyeler arası dayanışmayı, belediyeler arasında bilgi aktarımlarını, proje aktarımlarını, gerektiğinde onlara teknik destekler verebilecek bir anlayışı da ortaya koyarak Marmara'da tüm Marmara'nın yaşanabilir bir kentler yumağı, kentler alanı olmasını arzu ediyoruz. Onun için de böyle bir sorumluluğu bize verdiler. Bundan böyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanında Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak da burada hizmet edeceğiz. Marmara'nın tümüne, Marmara'da bulunan belediyelerin tümüne bilgi birikimlerinizi aktaracağız ve çalışmalar yapacağız. Çünkü Marmara Denizi'ni de biliyorsunuz kapsayan ve Marmara Denizi'nin şu anda hepimiz için çok değerli bir alan olduğunu, ama bu konuda da daha önce yapılan hazırlıkların olduğunu biliyoruz. Ancak daha da bilimsel verilere dayanarak çözümlerin ortaya konması, yerel ve genel idarecilerin ve yerel ve genel kurumların destekleriyle de Marmara Denizi'ne yaşanmaz kılacak bazı olumsuzluklardan uzak tutmamız lazım. Yani müsilaj gibi. Bakın 2021'de yaşadığımız müsilaj gerçekten hepimizi ürküttü. Müsilajın ana sorunu nedir? Müsilajın ana etkeni %60, %70 evsel atıklardan, %30'u da sanayi atıklarından kaynaklanan sorunun karşılığında müsilajın oluştuğunu bilim insanları bunu ifade ettiler. Ve yine bilim insanları aslında 2021 yılında yaşadığımız o müsilaj sorunuyla ilgili 2007 yılından itibaren Marmara'da böyle bir sorunun olabileceğinin altını çizdiler. Bunları anlattılar ama yerel yönetimler ve genel yönetim bu konuda bir hazırlık yapmadı, yapamadı. Onun için 2021 yılında böyle bir konu başımıza geldi ve bir anda dedik ki denizimizi kaybediyoruz. Marmara Denizi'ni kaybediyoruz. Ve bu hızla giderse inanın bana Marmara Denizi'nin bir ölü denize çevrilme ihtimalinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Onun için tedbirlerin ve önerilerin özellikle de bilim dünyasının, bilim insanlarının hazırlamış olduğu o raporların son derece önemli olduğunu ve bu raporlardan çıkan sonuçların da yerel yönetimler ve genel yönetim tarafından iyi değerlendirilmesini ve alınacak kararların net olarak uygulanmasını arzu ediyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun.